Yeniden merhabalar arkadaşlar. Retroville'de zımba gibi bir işbirliğiyle daha birlikteyiz. Bugün de yani şu anda da konuşacağımız konu yine 90'lar bellek yolculuğunun bir parçası olarak Cine 5. Cine 5. Evet. Cine 5. Ya da okunduğu gibi Cine 5. Cine 5. Evet. Evet. Evet, Cine 5'in bizim kolektif hafızalarımızda yine nasıl bir karşılık bulduğuna dair bir program olacak. Evet. Çünkü geçen biz Show TV programı yaparken Cine 5 eksenine girdik, Kanal 6 eksenine de girdik. Evet. Kanal 6'ya da burada ufak bir Kanal değineceğiz. Kanal 6'ya da değineceğiz. Hı-hı. Öncelikle Cine 5'ten bahsedeceğiz. Cine 5 hayatımıza tam olarak Cine 5 benim girdi? Hayatıma Terminator 2 filmiyle girdi. Ben ilk Cine 5'ten haberdar olduğum reklamını gördüm. Terminator 2 filminin reklamıydı. Cine 5'te yayınlanacak diye Show TV'de günde 15 kere çıkıyordu herhalde. Reklam aracılığıyla Cine 5'ten de haberdar oldum ve Cine 5'in o dönem çok böyle popüler filmler, diğer kanalların satın alamayacağı kadar pahalı filmler alıp yayınlıyordu. Ki 1993 yılında yayın hayatına başlamış ve Türkiye'nin ilk özel değil de ilk paralı kanalı. İlk pay şifre. TV sistemi. Evet, yani. Şifreli ve paralı kanalı. Show TV bünyesindeydi diye ben düşünüyorum. Çünkü Show TV'de çok büyük işbirlikleri vardı, reklamları veriyordu. Show TV onun eski filmini alıp da kendi kanalında yayınlıyordu mesela. Terminator. Hatta Cine 5 reklamlarında izlediğimiz filmlerin birkaç ay sonra Show TV'ye düşeceğini biliyorduk. Mesela evet. Terminator'ı o yüzden bekliyordum. Bizde Cine 5 yoktu mesela. Cine 5'te Kasım ayı yine bir sinema şöleni. Sosyete Polis 2, diş rekorları kıran filmin sevimli kahramanı Eddie Murphy ve yepyeni bir macera. Balıkçı Kral, Oscar'a aday gösterilen muhteşem oyunuyla Robin Williams ve Jeff Bridges'la düşler bir serüven. Yıldırım Günleri, hareket, heyecan, macera dolu araba yarışları ve Tom Cruise, Nicole Kidman aşkı. Onun dışında Cine 5'te şey vardı, Germinal filmi, onun reklamını görüyorduk. Gerard Depardieu'nun. Evet. Onun reklamı vardı. Chaplin belgeseli vardı. Chaplin, Robert Downey, Chaplin belgesel değil de yine... Belgesel film o. Evet, biyografi, film. Biyografi evet. filmi vardı. Onlar vardı. O reklamlar hep Show TV'de dönüp dolaşırdı. 1993, 94, 95. Cine 5'in bir de jenerikleri çok güzeldi biliyorsun. Jenerikleri ve jenerik müzikleri. Evet. Değerli Cine 5 abonesi. İkinci kademe şifreli yayınlarımıza başlamış bulunuyoruz. Ekranınızda kullandığınız anahtar geçersizdir ibaresini gördüğünüz takdirde yayınınızın açılabilmesi için 0212 225 55 55 numaralı telefonu aramanızı rica ederiz. Ayrıca Digitürk gibi, sonradan çıkan Digitürk gibi bir de dergisi vardı onun, Cine 5 dergisi. O da haftalık, aylıktı galiba. Evet, aylık Cine 5 dergisi vardı. Üye olanlara veriliyordu sanırım. Öyle bir şeydi, evet. Bayilerde çok satılmıyordu. Ben bayilerde denk gelmedim hiç ona. Ama üye olanlar da vardı yani o dergiler. Öyle bir şeydi. Sende Cine 5 nasıl bir etki yarattı? Şimdi nasıl tanıştın? Bendeki Cine 5 etkisini şimdi hatırlamaya çalışıyorum tekrar. Evet, 90'ların ilk yarısı. Yani 94-95 gibi. Ama benim ilk Cine 5 denildiği zaman aklıma gelen şey, sanki ilk başta şifreli miydi? Yani en başından beri şifreli şifreliydi. Miydi? Her zaman şifreliydi tabii. Her zaman paralı ve şifreliydi. Benim hatırladığım şu var, Cine 5 aslında bir anten sistemiyle değil, bir dekoder sistemiyle yayın yaptığı için, evet. öyle bir üniteyle yayına girdiği için şeyi hatırlıyorum. Babam halamlara bir Cine 5 dekoderi getirmişti. Şöyle videoya benziyordu. Evet, evet, böyle herkes başına böyle dikilip totem böyle totem yapıldı, böyle dans edildi böyle Cine 5. Sinirli bir cihaz geldi. Çünkü buraya. O zamana kadar hani sinema kültürünü daha yeni yeni ediniyorsun. Sinemaya gitme kültürü işte evet. aynı dönemler zaten seninle o dönemi yaşadığımız. Evet. Ve şeyi görüyorduk hani sinemada yakalayamadığımız, biz bunu aslında Parlament Sinema Kulübü'nde bir çıtır bahsettim. Jumanji örneğinden Jumanji, bahsetmiştim tabii. orada. Yani o zamanlar evet Jurassic Park furyası vardı. Her yer yer gök Jurassic Park olmuştu. O da Cine 5'in filmiydi. Cine 5'in filmiydi fakat hani Türkiye'de de gişesi çok büyüktü şeyin. Bu arada Antrakt Sinema Dergisi tarafından pek çok yazar yılın en berbat filmi olarak seçmiş Jurassic Park'ı. Eleştirmenlerin bakış açısından da. Antrakt dergisi de 91 yılında başlıyor. Evet yani da başladığı gibi 3 yıl içerisinde de hani o sene o zamanlarda da hani Pulp Fiction da aynı dönemlerde. Tabii biz o zamanlar Pulp Fiction'ı bilmiyoruz. Daha tabii. popüler ana damar danslar şeyler izlediğimiz için. Sonrasında Jumanji'nin fragmanını gördüğümü hatırlıyorum Cine 5'te. Çok heyecanlandığımı evet. hatırlıyorum. Ulan dedim bu ne falan, o filin arabayı ezdiği sahne falan çok evet. hoşuma gitmişti. Evet. Sonrasında da şeyi gördüm. Teyzemlerde Cine 5 üyeliği vardı.
Bu arada tabii Cine 5 şeyden falan gerçekten çok önceydi. Yani Star Dijital, Dijitürk'e sonradan dönüştü tabii. Falan filan. İlk pay TV sistemi gerçek 1993. Anlamda. 93. İlk pay TV ve dünyada da çok aslında deneysel bir hava. Kablo TV var. Türkiye'de de var kablo TV. Evet. Ama yine Türkiye'de de altyapı olarak her yerde değil kablo TV. Ve Cine 5 orada bir can kurtarıcıydı hatırladığım kadarıyla. Şeyi hatırlıyorum bir de, Playboy da Cine 5'teydi. Bir de aynen çok güzel bir yere değinir aslında. Bak şimdi Show TV'de işte Tutti Frutti ve Colpo Crosto vardı. Star'ın erotik kuşağı çok komikti. Erotik jimnastik yayınlıyordu. Evet. Erotik jimnastik ne yapacak insanlar? O vardı. Cine 5 çünkü çok daha ciddi bir yayını vardı. Playboy kuşağıydı. Erkek adama yaraşır bir evet, cinsiyetçi söylem gibi çok, olacak ama. Çok kaliteli yayınlar yapıyordu ve filmler de getiriyordu. Mesela ünlü yıldızların oynadığı, mesela Sharon Tweed vesaire gibi starların oynadığı erotik filmler de vardı. Playboy starlarının oynadığı filmler de vardı. Yani Playboy şirketi tarafından çekilen videoları ve filmleri yayınlıyordu. Onun kuşağı öyleydi. Ve zaten çok mesela hani bakınca oha ne seküler zamanlar. Bayağı böyle hani Playboy'a 5-6 sayfa ayrılan bir Cine 5 dergisinden söz kapak yapıyordu yani. Bazen ya. Bir de benim en çok hatırladığım da tabii ki bu arada tabii şeydi geçen ben bunu yanlış söyledim bu arada. Seçim zamanı dedim. Sayım zamanı. Nüfus sayımı zamanı. Evet, evet. Seçim zamanı değil. Hiç ben de fark etmedim. Yani ben de izlerken fark ettim sonrasında. Sayım zamanları gerçekten Cine 5 bir beleş şeyi vardı. Bir de tabii ki Cine 5'in futbol. Çünkü o gün sokağa çıkma yasağı olduğu için evet. İnsanlar. Bir de muhteşem bir PR çalışması aslında. Yani o gün izlediklerinden bir de en güzel atımlar o gün oluyor. Atıyorum işte Turum'un şov üzerine bilmem ne, üzerine Jumanji, üzerine Hete Kaplent falan. Kaplent o zaman yok. Kaplent öyle büyük bir şey olarak görülmediği için belki. Görmedi. O 97 yapımıydı zaten. Hı hı. Aynı yıl Cine 5'te oynadı. Hı hı. Onun öncesinde şeyler vardı. İşte True Lies, Arnold Schwarzenegger'in. Evet. İşte Junior. Daha sonraki yıllarda 97'de Copland'la aynı sene Batman ve Robin vardı. Evet. Ve zaten onlar gerçekten de şeydi. Hani blockbuster olarak da Cine 5'in can simidi gibi. Yani Cine 5 atıyorum Batman ve Robin'le ya da Batman Forever'da aynı şekilde kaptırıp gidebiliyordu. Evet. Bir seneyi neredeyse orada şey hani biz hala bekliyoruz. Fakirler de bekliyor veya bir an önce Show TV'ye düşse de bir daha izlesek falan diye. Ya böyle Ostrov çünkü şeyi hatırlıyorum. Terminator'u çok fazla reklamı veriyordu. Terminator 2 en çok reklamını yayınladığı film oydu yani. Ama Terminator 2 aynı zamanda Show TV'nin en çok yayınladığı filmdi galiba. Show TV 6 kez yayınladı o filmi. 6 mı sadece? 6 kez yayınladı tabii. Başka nereler yayınladı? Ondan sonra Show TV'den sonra Kanal D aldı. Ha. Kanal D'den sonra 2001 mi 2000 miydi? O yıllarda da Star yayınladı bir kez. Ondan sonra 2007'lere kadar da hiç yayınlanmadı o. Ha, anladım. Dijitürk aldı. Dijitürk bayağı yayınladı o filmi. Ben sanki bir ara çünkü çok Terminator sanki böyle 2 haftada bir Terminator 2 izliyormuşum. 2 haftada bir yayınlanıyordu doğru. Ha. Çünkü 94-96 yılları arasında 6 kez yayınladı. Evet. Çok iyi. Evet, ben doyduğumu hatırlıyorum. Evet, yani. Abi doyduğumu derken yani tabii ki manyak gibi izliyorduk ya 500 defa olsa canım, yine evet. İzleyecek durdu. Bir de kasetleri falan vardı ekstradan. Ha bu arada Cine 5 benim için ekstra ne? Şimdi 98 yılında American Godzilla'sı vizyona girmeden önce Cine 5 bir Godzilla kuşağı yayınladı. Eski filmleri değil mi? Eski filmlerin evet. Hepsini yayınladı. Ve hani o açıdan mesela benim için çok değerliydi. Yine teyzemlerde izlemiştim. Sağ olsunlar. İlk Godzilla filmi, ilk yayınlanan. Evet. Bir de onun hani o ilk defa ulan dedim ne alaka lan. Ve bize hani Power Rangers yayınında da bahsettik kaiju kültüründen. Şimdi Power Rangers'tan çok sonra belki izlediğim için o Godzilla'yı çünkü 98 yani orijinal Godzilla daha ya yeni vizyona girdi ya da belki vizyona girdikten sonra. Burada şeyi de eklemek istiyorum. Galiba Godzilla da bir şeydi. Yapımları şeyleri arasında var mıydı? Filmleri arasında vardı ya. Öyle hatırlıyorum. Var değil mi? Godzilla için de şunu açmam gerekiyor aslında. Benim için özelliği şu abi. Godzilla'nın yaklaşık 2 sene falan fragmanı döndü. Evet. Ve yani ben aslında o bayağı bir dönmüştü. Gördüğümüz en uzun soluklu Türkiye açısından PR çalışması olabilir çünkü asla Godzilla görmedik fragmanda. İşte tabii işte balık onun fragmanını hatırlamıyorum. İşte zaten fragman gibi değil teaser gibiydi. Teaser'dı zaten hepsi. İşte balık tutan amca var. İşte o sırada okyanus kalkıyor. İşte Godzilla geliyor ama Godzilla'yı görmüyoruz. Sadece şeylerini görüyoruz. Ne derler ona çıkıntılarını görüyoruz. Sonra bir sahnede de şu kameralı sahne sanırım. Alttan yandan ayağını görüyoruz. İşte şey yaptığı yıkımı görüyoruz. Çok mesela o dönem için çok şeydi.
sonrasında Cloverfield gibi filmlerde buna benzer PR'lar yaptılar. Ama çok avantgardı yani. Godzilla göremiyoruz bütün. Ve herkes şeyi tartışıyor. Ulan Godzilla neye benzeyecek? Sonra bir afiş yayınlandı böyle. Zart diye bir Godzilla ayağı çıktı ortaya. İşte parmak aralarında hammer var. Bu arada o afiş de çok başarılı. Çok severim. Evet. Çok, en sevdiğim. Zaten o aslında milyon dolarlık afişte de. Yazılı karakteri de çok güzel. Renkleri de süper. Milyon dolarlık afişin de bu arada B-Sides'ında yayınlanmadı çünkü. O benim en sevdiğim afiş olarak. En sevdiğim afişlerden biri olarak. Şey bir de. Herkes şey modundaydı. Şimdi bunun ayağı tırnağı bu kadar büyükse demek kendisine ki kadar dışarıda bir Amerika kıtasını şey yaptığımız, çünkü o zaman Amerika'da şey var işte Amerika kıtası kadar uzay gibi. Mesela Independence Day'de Cine5'in bu arada jokerlerinden biriydi. Yani daha bir tanesinin kapağında da vardı sanırım. Independence Day'i o zamanlar abim götürememişti galiba sinemaya. Şeyi de beklediğimi hatırlıyorum. Lan bu Show TV'ye bir gelse de bir izlesek falan filan. Çünkü film hakkında her şeyi biliyorum, filmi görmemişim. Onun dışında bir kadın kuşağı vardı sanırım. Cine5'in, ben kadın kuşağının içeriğini tam bilmiyorum. Ama sadece Cine5'in bu yanındaki 5 sürekli değişiyordu işte. Bir pembe oluyordu, bir kırmızı oluyordu. Sarı oluyordu, bazen renksiz oluyordu. Sarı oluyordu, renksiz oluyordu. Her konsepte uygun işte, herhalde maç varsa yeşil oluyordu büyük ihtimalle. Fenerbahçe Gençler Birliği maçı cumartesi Cine5'te. Kendi evinde galibiyet arayan Fenerbahçe, ligin konda takımlarından Gençler Birliği karşısında. Zaten şey vardı o zaman da işte, şimdi Dijitürk'lü kahve gibi, o zaman Cine5'li kahve. Cine5 şöyle yapıyordu, vardı. Cine5 film yayınlarken logoyu da kaldırıyordu. Reklam da koymuyordu, yani videodan izlemiş gibi oluyorsun. Gerçekten de o zaman için çok böyle avantgard çok büyük bir şey ya. Tabii o zaman mesela 90'ların ilk yarısında Star'da ve Show TV'de çok yoğun reklamlar yoktu. Yani filmin arasında 3 kere reklam giderdi. Onlar çok uzun da değildi. 90'ların sonuna doğru abarttılar reklamları. Tabii 90'ların sonuna doğru işte. Evet. Mesela 90'ların başında Show TV ve Star'da alt reklam da yoktu. Onlar da 95'ten sonra alt reklamlar çıkmaya başladı. 90'ların ilk yarısında yoktu. Ama Cine5'ten bunların hiçbiri yoktu. Evet. Yani TRT'de bile bir reklam vardı. Yani Cine5'te o da yoktu. Logo da yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yani. Gerçekten hani şeyi hatırlıyorum. Cine5'te bir film izlendiğinde teyzemlerdeyken ya da işte halamlardayken ışıkları kapatıp da böyle gerçekten bir totem yapmayı, çünkü o saatte orada olman lazım. Yani olmadı mı bitti. Yani çişe gidemezsin. Her şeyi hazırlamak. Cine5'in şöyle bir güzelliği de vardı. Sabah kuşağında Hollywood klasiklerini de yayınlıyordu. Evet. Yani çok klasik ve kült olmuş Hollywood klasiklerini de yayınlıyordu. Önemli çizgi filmler de yayınlıyordu. Mesela şeyi de yayınladı, Evil Dead. Şeytanın Ölüsü ismiyle yayınladı, kasetteki ismi. Onu da yayınladı, evet. 94 yılında onu da yayınladı. Ve şeyi de yayınladı, çok Cine5'in bir vazgeçilmez filmi daha, Kuzuların Sessizliği. Jodie Foster'ın o filmde bayağı bir yayınlandı, reklamlar da bayağı bir dönüyordu onun televizyonlarda. Ha bir de ben bu arada tabii Evil Dead'i PlayStation zamanı galiba bir cihaz alıyorduk, o cihazla izleme. Çince olarak mı izledik? Evet, Çince, Japonca altyazılı izledim. Karakterlerin ne dediğini tahmin etmeye çalışıyorduk. O film zaten VCD'de Kötü Ruh ismiyle çıktı. Yani normalde orijinal yine Kötü Ruh o değil biliyorsun. Hani tabii, Paul Poltergeist 82 yapıldı. Evet, evet. Evil Dead Şeytanın Ölüsü'ydü. Video kasetlerde Şeytanın Ölüsü diye çıktı. Cine5'te de Şeytanın Ölüsü'ydü. Şeyi hatırlıyorum yalnız. Evil Dead 2'yi Kanal E'de izlediğimi hatırlıyorum. Daha sonra CNBC'ye evrilecek olan. 2'yi ben Dijitürk'te izledim. Ha. Video kasette de izlememiştim ben onu. Onu Dijitürk'te izledim ve 2 çok ben yani bana göre bir film değil. Komedi, korku evet. Komedi olduğu için komediye girdi. Korku komedi en sevmediğim film türüdür. Yani korku filmine, korku türüne bayılırım. Korku komediden nefret ederim. Bir de kendi içerisinde sıfırdan yaratıyordu hani efsaneyi falan filan. Carttır curttur öyle bir şey vardı. Ama 3.'sü güzeldi bak. Army of Darkness vardı ya. O daha da komediydi bana. Olsun, o güzeldi ama ya. Onda çok fazla o korku komedi saçmalıkları o kadar da yoktu yani. Post apokaliptik türündeydi o sanki. O hava vardı yani, o atmosfere sahip. Tabii yani gelecekte ama yani bakınca da bütçesi neredeyse Terminator kadar. Bir de neredeyse aynı dönemlerde. Afişini de Renato Casaro çizmişti bu arada. Evet çok. Ben şey afişini biliyorum, şu kuru kafalı çizim olan değil de. Yok, arabanın üzerinde, arabanın lastiğine şöyle bacağını dayamış, elinde de bir testere var. Evet, o evet. Tabii, onu ben sonra biraz gördüm. Biraz kaslı çizmişler Bruce Campbell'ı, evet. Onu ben yıllar sonra gördüm. Yani evet. Şeydi çünkü VCD kapağı bambaşka bir şey. Yok, o ayrıydı, o kötüydü tabii. Evet arkadaşlar, bir bellek yolculuğunun daha Cine5 özel dedik bölümüyle. Tulum yapalım dedik yani, madem Parlament'le başladık, Show TV ile devam ettik. Kanal 6'ya giremedik. Kanal 6'ya bir kısa gireyim. Allah'tan başka kimseden korkmaz. Hele Kanal 6 yöneticileri. Aslanın sonuna kadar git. Korkma. Yürekli ol derse ananızı ağlatırım.
Kanal 6'da da şöyle, Kanal 6 Cyborg filmini ilk yayınlamış kanal. Ben oradan biliyorum. Bir de Şampiyonlar Şampiyonu, No Retreat, No Surrender. Hı hı. Bu iki Jean-Claude Van Damme filmini Show TV'den önce yayınladı. Show TV daha sonra bundan alıp yayınladı. Kanal 6 genel olarak Kung Fu filmleri, Ninja filmleri ve Hong Kong sineması. Daha düşük bütçeli filmler yayınlıyordu. Aslında piyasanın en ucuz filmlerini yayınlıyordu. Telifi en düşük olan, hatta bedava olan filmleri yayınlıyordu. Belki de kaçaktı. Evet, Kanal 6 böyle bir yayını vardı ama hani güzel filmler de vardı tabii. İyi filmler de yayınladı. Oradan arşivye eklediğimiz filmler de oldu. Oldu. Çektik yani kasetlere falan. Kanal 6'da böyle bir kanaldı. Tele 10 vardı bir de. Nice düğün kaseti o videolarla telef olmuştur yani. Hani o da çok komik yani. Aç da şu bizim işte bilmem kimin düğününü izleyelim falan filan. Emin misin izlemek istediğine? Evet eminim. Al abi şey, Bruce Lee'nin hayatını anlatan bir film çakma vardı. Çakma Bruce Lee filmleri vardı. Bak Kanal 6 Bruce Plantation filmlerini de çok yayınladı. Çakma Bruce Lee filmlerini evet. Tabii Çakma Bruce Lee'yi yayınladı ama bir de şey vardı o dönem. Bu Ormanın Çocuğu'nda oynayan adam var ya. Daha sonra galiba Soldier filminde, Kurt Russell'ın Soldier filminde kötü karakteri oynayan bir Uzak Doğulu abimiz vardı. Adını unuttum ben bunu. Orada Soldier filminde kel kafalıydı. Onun Bruce Lee'yi canlandırdığı bir film vardı. Bruce Lee'nin Jason Scott değil mi diyorsun? Galiba. Evet. Yani benim şeyim o, ne derler ona, cehaletim. O Bruce Lee herhalde... O şey Dragon Story. Evet. Ejderhanın Öyküsü Bruce Lee'nin biyografi filmi. Filmi evet, 93 yapımı. Aynı şekilde. Orada da babamdan öğrendiğim bir yanlış bilgi var işte. Bruce Lee'nin uyuşturucudan öldüğünü söylemişti onun bana. Aslında çok bilgi var. Onun için Bruce Lee bölümümüzü izleyebilirsiniz evet, arkadaşlar. Burada link var, linkten izleyebilirsiniz. Bir de Bruce Plantation bölümü var benim Betamax kanalımda. Onun da linki burada, onu da izleyebilirsiniz. Onları da linkleyeceğiz evet. Arkadaşlar. Evet. Sine 5 ile olan yolculuğumuzda, Sine 5 hala var mı bu arada? Sine 5 2015 yılında kapandı. Kapandı evet. Tamamen. Yani herhangi bir şeye de evrilmedi. Yani benim araştırdığım bilgilere göre 93-2015 arası yayın yapmış. Yani sandığımız kadar da uzun değilmişti. Evet. Sanki bizim böyle hayatımızda çok uzun süre eşlik etmiş gibi duruyordu. Evet arkadaşlar, Retroville'de bir bellek yolculuğu da Sine 5 için geldi bizden. Bir sonraki bellek yolculuğunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çocuğunu korurken bunaltan annelerden biri önce oğlunun tabancasını deterjanlı suyla yıkadı, sonra cinayete karıştı. İşte olanlar bundan sonra oldu. Altın Kızlar'ın tatlı ihtiyarı Estelle Getty ve Sylvester Stallone harika bir ikili oluşturuyor.